Gün değirmenine su taşımakla eş anlamlıdır. Teröristin moralini bozan ve direncini azaltan iki faktörden birisi, temel iddialarına yönelik kuşkular duymaya başlaması, diğeri de silahlı eylemlerin başarısızlığa mahkum olduğuna ikna edilmesidir. Bölücü terör örgütü PKK'nın silahlı eylemleri başarısızlığa mahkumdur. Terörle hiçbir yere varılmaz, varılamaz, varılamayacaktır. Türkiye bölücü teröre asla rıza göstermeyecek, müzakere ve mütakere dayatmaları işe yaramayacaktır. Bir yanda terörle amansız mücadele ederken, diğer yanda demokratik reformların, sosyal ve ekonomik düzenlemelerin yapılması akla en yatkın seçenektir. Kürt kardeşlerimizle terör örgütü arasında hiçbir ortak taraf yoktur. 6 Haziran 2011 tarihinde yaptığımız Diyarbakır mitinginde demiştim ki, Washington'dakiler sizi benden daha fazla sevemez, Brüksel'dekiler sizi benden daha fazla anlayamaz, Erbil'deki peşmerge sizi benden daha çok sahiplenemez. Terörün belini kırmak her şartta ve durumda görevimizdir. Terör eylemlerine ön şartsız derhal son verilmesi, bütün teröristlerin silahlarıyla dağdan inip Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim olması, Türk adaletinin vereceği hükme razı olarak cezalarını çekmeleri terör örgütü için tek çıkıştır. Ne Amerika Birleşik Devletleri, ne Avrupa Birliği, ne Irak, ne Suriye, ne de bir başka ülkeyle birlikte içimizdeki bazı mihrakların Kürt kardeşlerimizin sözcüsü ve asisi olması asla kata imkansızdır. Birinci hüküm cümlem şudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her meselenin ele alınıp milli ve müşterek akılla çözümü mümkün ve hatta mecburidir. Eğer terörsüz bir siyaset, terörsüz bir ülke, terörsüz bir gelecek hususunda herkes ittifak halindeyse, o halde değil elimizi taşın altına koymaya, gövdemizi koymaya varız ve buradayız. Geçen haftadaki grup konuşmamda demiştim ki, Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Bu çağrımın iç yüzünü henüz anlayamayan, anlasa bile işine gelmediğinden saptırmaya çalışanlar çok sayıdadır. Türk ve Türkiye yüzyılında terörü sıfırlamak, milli birlik ve beraberliği çelikleştirmek amacına matuf ikinci hüküm cümlem şöyledir. Terörist başı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere de sesleniyorum. Şayet terörist başının tecidi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımı ile ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne Edirne, adres İmralı'dan deme uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri Meydan, buna varız. Vatan, millet, devlet, bayrak,
ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız. Türkiye ve Türk milleti için her fedakarlığı yapmaya, her çileye katlanmaya, lazım gelen her adım atmaya kararlıyız, inançlıyız. Tarih huzurunda diyorum ki, yeminliyiz. Yeni yüzyıl, yeni hayat, yeni Türkiye temelinde bagajları boşaltalım ve milli ülküleri hep birlikte yakalayalım. Üçüncü hüküm cümlem de şu şekildedir. Diyarbakır annelerinin sessiz çığlığı duyulmalı. Evlatlarıyla buluşmaları sağlanmalı. Hepsinin yüzü güldürülmeli. Sorunun kaynağı olanlar harekete geçmelidir. Bilinmelidir ki uzattığım elin bir mesajı da budur. Terör yöntemleriyle herhangi bir yakın veya uzak hedefe ulaşıldığı bugüne kadar görülmüş, duyulmuş şey değildir. Barışçıl yollar var. Türkiye'de tarihe tanık oluyorsunuz. Ben mi yanlış duydum diye düşündüm. Ali beni düzelt. Tecrit kaldırılsın. Abdullah Öcalan DEM grubuna gelsin ve terörü bitirdim, feshettim diye Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında haykırsın, bu işte bitsin. Dolayısıyla aslında Öcalan da hapisten çıkmış olsun, bu tecrit de bitsin demiş. Yani inanılır gibi değil duyduklarınız. Yani inanılır gibi değil dememin nedeni Bahçeli'nin ağzından duymakla ilgili. Belli ki çalışılmış, planlanmış, baştan beri götürülen, el sıkmayla başlayan bir süreç tamamlanıyor. Yakın bu hafta muhtemelen tecrit kaldırılacak ya da önümüzdeki hafta. Arkadan Öcalan'dan haberler gelecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Orada bir mekik diplomasi başlayacak. Arkasından da kuvvetle muhtemel belki ev hapsi derken Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yani Türkiye'deki ülkücüleri, Türkiye'deki parlamentodaki ülkücü muhalefeti ve sokaklardakileri geri çekecekler. Ve bu sefer Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bu iş halledilmeye bakılacak. Şöyle düşünüyorum, kulağa tabii çok güzel geliyor. Türkiye'de sonsuza kadar kan akmasının durdurulması, kardeş kanının akmaması, dostlukların yeniden kurulması falan falan. Fakat siyasette iş bu kadar iyicil duygularla mı oluyor dersiniz? Hayır, olmuyor. Kim bilir neyin hesabı söz konusu. Hemen bir İlyas'ı alalım, onunla başlayalım. Ben de fikirlerimi söyleyeceğim. Bu mesele bir... İlyas, dinleyebildin mi Devlet Bahçeli'yi? Son kısmını dinledim Enver Aysever. Gerçekten çok önemli mesajlar. Her hafta kademeli bir şekilde biliyorsunuz bir süredir mesajlar veriyordu. Önemli mesajlar veriyordu. Özellikle Kürt meselesinin çözümü, işte bu silahların bırakılmasıyla ilgili gerçekten bu son söylediği çok önemli ve hani değerli bir açıklama. Bunun MHP'den gelmesi önemli. Bizzat Öcalan'ın İmralı'dan getirilip mecliste örgütün tasfiye edilmesiyle ilgili çağrı yapmasının önünü açmasının MHP tarafından yapılması, bunu dinlerken bile anlamakta hani ben güçlük çektim. Acaba ben mi yanlış anladım demin sizin söylediğiniz gibi. Bahçeli'den gelmesi bu anlamıyla gerçekten hepimizi şaşırttı. Şok. Belli ki daha önce de konuştuğumuz gibi bir sürecin gerçekten taşları döşeniyor. Eğer gerçekten sorunu demin sizin de dediğiniz gibi kan akmayacaksa, anaları ağlamayacaksa, bu ülkede insanlar ölmeyecekse, bu çözüm şekli, bu model, eğer gerçekten bir farklı hesap kitap yoksa, tamamen diyalog, hoşgörü ve iyi niyetle yapılmış bir girişimse, tabii ki buna kimsenin karşı çıkacağı yok. Yani bu anlamda zaten partilerin tutumu da önemli. Hem DEM Parti'nin hem CHP'nin, MHP'nin, AK Parti'nin, yani ülkenin büyük bir bölümünün bu konuda bir uzlaşıya vardığını görüyoruz. İlyas, bu önemli bence. İlyas, kimse, aklı başında kimse daha çok kan aksın, aklı başında kimse insanlar ölmeye devam etsin demez. Bu çok açık. Burada ustaca yapılmış bir hamle var. O ustaca yapılmış hamle şu, öteden beri bir önceki açılım süreciyle ilgili olarak şunu söylemiştik. Meclis güvencesi olmadığı, görüşmeler açık yapılmadığı, nereye doğru gidildiği bilinmediği için
bu problemli denmişti. Şimdi ilginç bir şey oldu. Bir kere Devlet Bahçeli'nin itirazı ortadan kalkıyor. Önerileri meclis çatısı altında Öcalan gelsin mecliste konuşsun şeklinde söylüyor. Bunu Türkiye'de kim söylese kellesini alırlar. Ama Bahçeli söylediği zaman iş başka bir yere geldi. O yüzden ben sadece bir barış meselesi değil, Türkiye'de yepyeni bir rejim kurulması ile ilgili ya da bunun kökleşmesi ile ilgili başka bir yere girdiğimizi düşünüyorum. Bu bir devlet kararı mı, uluslararası bir zaruret mi? Onu göreceğiz. Mutlaka Türkiye'de barış olsun. Ama Türkiye laik, demokratik, çoğulcu, insan haklarına dayanan varlığından da vazgeçmesin diye umut ediyorum.